Teşekkür ederim. Ben de tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Önce sağlık. Allah bir an evvel şu yaşamış olduğumuz pandemi belasından kurtulmayı bize nasip etsin. İnşallah. Zaman ayırdığınız ve katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Müsaadenizle hemen sohbete geçelim Tabii. isterseniz. Öncelikle bu anket sonucuyla ilgili, sıcak saç fiyatları ile ilgili sizin bir yorumunuz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Ben 1000 ile 1100 dolar arasında olacak diye oy verdim. Oy verdiniz. Öyle o kısmı oy verdim. Ben Uğur Bey'in fikrine de katılıyorum. Hani sektörün talep anlamında bu senenin sonuna kadar canlı devam edeceğine inananlardan. Teşekkür ediyorum. Peki, soğuk ve kaplamalı saçlar dedik. Bu malzemeler tabii piyasada yükselen yıldız şu anda. Yeni kapasiteler de geliyor. Uğur Bey de bahsetti. Siz nasıl görüyorsunuz piyasanın devamını? Önümüzde neler var? Murat Bey, yaşadığımız anı bir fotoğraflamak lazım. Buyurun. Bugün ben ne görüyorum? Bir kere pandemi nedeniyle baskılanmış bir talep var. Her alanda insanlar almak istediklerini, yapmak istediklerini yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bu bir kere normale dönecek. Onun yanında yine Uğur Bey bahsetti, benimki tekrar olacak ama Avrupa'da yaşanan bir kapasite kaybı var. Çin'de artan talep var. İhracatlarını engellemek için çeşitli uygulamalar hayata geçecek. Gelişmiş olan ülkelerin piyasaya sundukları ciddi bir nakit var. Tüm bunlara baktığımda ben hala talep ve arz dengesinin sağlanmadığını, arz anlamında kısıtlı olduğunu görüyorum. Ve bu da bana bu yatırımların, bu kapasitelerin gelişen ülkeler pazarında, hatta gelişmiş ülkeler pazarında artarak gideceği hissi daha ağır basıyor. Ben öyle görüyorum. Yani bu kapasitelerin kendisine yer bulabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda da yatırım yapıyoruz. Evet tabii yani zaten yatırımlarınızla ilgili de sormak istiyorum. Siz zaten Yıldızlar Holding olarak birçok sektörde liderliği hedefliyorsunuz. Oldukça da inovatif bir bakışınız var. Bu da çok takdire şayan. Yatırım yapıyoruz dediniz. Yeni yatırımlarınızın devreye gireceğini duyuyoruz, biliyoruz. Bundan sonra sıcak saç üretimine yönelik bir yatırım beklemeli miyiz? Sırada o var mı? Peki rekabette ayrışmak için neler yapmak gerekiyor sizin açınızdan? Burada biz bizeyiz, kimse duymaz bizi. Öncelikle sıcak sayısından evvel mevcut yatırımlarımızdan biraz bahsetmek isterim. Buyurun. Biz 2018 yılının Haziran ayıydı. İşte bugünlerde ilk üretimimizi başladık. Yani yaklaşık 3 yıllık bir geçmişimiz var. Ama yola çıkarken bu sektörde ilk 3'te olabilmeyi hayal ederek başladım. Zaten bütün altyapı yatırımlarımızı da böyle seçtik. Kurmuş olduğumuz tandem soğuk hatta tesisinin kapasitesi 1,2-1,5 milyon ton arası. Arkamızda böyle bir proses kapasitesi olunca bunu değerlendirmek için zaten hem Galvanis hatlarında hem de DKP hatlarında bir kapasite artırma bizim için bir mecburiyeti var. Diyeceksiniz ki böyle bir mecburiyet olur mu? Olur. Niye olur? Yapılan tüm yatırım fizibilitesi bu soğuk haddenin kapasitesini tüketmek anlamında. Bu bağlamda da biz geçen sene 2020'de ikinci galvanizin yatırımına başladık. Montaj aşamasındayız. Üçüncünün de hazırlıklarını yapıyoruz. Yine soğukta da %25 DKP'de de pardon %25 bir kapasite artışı yatırımına başladık. Ama yola çıkışta bir hayalimiz daha vardı elbet. Bu hayalimiz hala geçerli. Çünkü grubun ham maddeye ulaşmadığı, üretmediği tek alan. Burada sıcak saç.
Yine Uğur Bey gelecek kapasiteleri de altını çizerek belirtti ama biz bir tüketici olarak, bu sıcak sacın aynı zamanda bir tüketicisi olarak ve ülkenin bu anlamda yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünerek neden yapmayalım diye sesli sesli düşünüyoruz. Yine söylüyorum, burada biz bizeyiz, kimse duymuyor. Ama eğer soğuk haddeyi 1.2 milyon tonu galvanizle tüketeceksek, ben açık ve açık olarak şunu söyleyebilirim. Biz bu 3 galvanizin ham maddesini tedarik edemeyiz. İçeriden de tedarik edemeyiz, yurt dışından da tedarik edemeyiz. Özellikle de şu pandemi sürecinde, pandeminin etkisinin olumlu anlamda yansıdığı şu süreçte sac bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Dolayısıyla Yıldız Demirçelik şu kararı vermek zorunda. Ya soğuk saç yatırımını, soğuk hatta yatırımını böyle bırakacak. Bu kapasiteyi daha da artırmayacak. Çünkü tedarikle ilgili bir problem yaşayacak. Ya da bu yatırımı yaptığında ihtiyacı olan ham maddesine de ulaşmak durumunda kalacak. Dolayısıyla sesli sesli düşündüğümüz bir dönemdeyiz diyebilirim. Evet, çok heyecan verici. Teşekkürler paylaştığınız için. Aramızda kalacak tabii. Bizden kimseye çıkmaz, merak etmeyin. Ben de eminim kimseden bir şey çıkmayacak. Peki, bu böyle bir ortamda bu yaşanan gelişmeler, bu olağanüstü durum sizce, yani sizde bir yatırımcı olarak soruyorum bunu, pazarda satın alma ve birleşmeleri tetikler mi? Onu şöyle yine yorumlayayım. Farklı üretim sektörlerinde faaliyet gösterdiğimiz için orada da benzer bir soru var. Orada da yine yüzümüzü gelişmiş ülkelere çevirdiğimizde oyuncuların sayısının azaldığı, konsolidasyonun olduğu bir Avrupa var. 30 yıl evveli, 40 yıl evveli gittiğimizde hemen hemen her sektörde daha çok oyuncu vardı. Şimdi daha az oyuncu var ama daha büyük kapasiteler var. Bence bu kaçınılmaz bir durum olacak Türkiye içinde. Kapasiteler, oyuncu sayıları artacak ama bir an gelecek burada daha az oyuncuyla daha konsolide olmuş kapasitelerini toplamış belli başlı üreticilerin olacağı bir gelecek bekliyorum ben. Yani bizde de olası görüyorsunuz. Bu kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bizde de, bizim kültürümüzde de olası görüyorsunuz bunu. Sektörel gelişmeleri dikkate alarak. Bu vallahi kültürümüz maalesef bu anlamda konservatif olabilir ama ayakta kalabilmek, ekonomik o dinamikler bizi bazen alışkanlıklarımızın ötesine itebiliyor. Bu bugün değil. Yani bu bahsettiğim benim bugün değil, yakın gelecekte değil ama bana göre 20 yıllık, 30 yıllık süre içerisinde bu birleşmeler, satın almalar duyulacak, bir şekilde yaşanılacak. Bu benim şahsi düşüncem tabii. Ama bu fikre nereden kapılıyorum? Bu fikre aslında çelik sektörünün Avrupa'daki geçmişine biraz bakarak da katılıyorum. ArcelorMittal ve Mittal şirketlerinin birleşmesi, işte bazı şirketlerin bazı tesislerini rakiplerine devretmesi gibi süreçler Türkiye'de yaşanılacak. Teşekkür ediyorum. Peki, yani tabii yine son dönemde yaşadığımız gelişmelerde, şimdi uzun uzun hikaye kısmını geçeyim de, bu kaplamalı saç üretiminde, bu kapasitelerde, piyasanın piyasa hedeflemelerinde bir ciddi bir bölgeselleşme riski söz konusu. Navlunlar da çok arttı. Müşteri tercihlerin tabii ki etkiliyor, navlun maliyetlerinin yüksek olması. İhracat baskısı da artıyor. Bizde de %50 ihracata bağlı bir durum var şu anda. Bu buralardan hareketle yeni ihraç pazarlarına girebilmek için ne tür destek, ne tür yapılanmalara
ihtiyaç duyuluyor sizce? Var mı böyle bir şeyiniz, düşünceniz? Mutlaka. Yine bulunduğumuz zamanı değerlendirelim. Türkiye bu yıl itibariyle ihracat miktarlarını hem rakamsal hem de hacimsel olarak artırdı. Burada en büyük etken özellikle de ihracatın büyük olduğu Avrupa kıtasının tedarikçilerini önceliğini değiştirmesi oldu. Avrupa Türkiye'yi bence daha önemli bir pozisyona koydu. Buna Çin'in tutarsızlığı diyeyim, mesafe olarak uzaklığı diyeyim, kalite farklılığı diyeyim. Ama her anlamda Türkiye bu saydıklarımızda Avrupa'da öne çıkan bir tedarikçi oldu. Ben %50 ihracata çok işin açıkçası takılmıyorum. Çünkü bazı ülkelerin fiziki yapısı, jeofiziki yapısı itibariyle böyle görevler üstlenebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de hem girişimci ruhuyla hem çeşitli jeofiziki avantajlarıyla Avrupa'nın, Afrika'nın, hatta Orta Doğu'nun, hatta Amerika kıtasının bir tedarikçisi olabilir. Bu anlamda da ihracatını %50'ye, 60'a, 70'e çıkarabilir. Ama şunu eklemek istiyorum. Yani bu oran, ihracat oranı yeni kapasitelerle beraber Türkiye'nin gelişimini de dikkate aldığımızda dengelenecektir diye düşünüyorum. Hemen hemen bütün ürünlerde Türkiye gelişmiş ülkelere göre çelikte, MDF'de, gübrede, aklınıza ne gelirse gelsin daha düşük, kişi başına daha düşük tonlarda, kilolarda değere sahip. O zaman ülkemiz geliştiğinde bu anlamda tüketim de arttığında eğer doğru stratejilerle komşularımıza ulaşabileceğimiz ihracat pazarlarına da kaliteli ve istenilen zamanda teslim edebilecek bu yapıyı kurduğumuzda ben yine dengenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ha, ne yapmak lazım? Yapılacak aslında çok çok şey var bence. Lojistik bile bunun bir parçası. Türkiye'nin lojistik anlamda yatırımlara devam etmesi lazım. Bugün sektörün yaşadığı en büyük problem üretmiş olduğu ürünü sevk edebilmek. Hem yurt içi hem yurt dışı. O zaman biz niye bir Yunanistan gibi deniz taşıma kapasitesine sahip olmayalım? Biz niye İtalya gibi markalar yaratmayalım? Biz neden kendinizi tüm bunları alt alta koyduğumuzda da yine bahsetmiş olduğumuz kapasiteleri rahatça satılabileceğine inancım benim pekişiyor. Tabii bir de şunu söylemeyi unuttum. Finansman kolaydı. Yani bu saydıklarım biraz bizle, üreticilerle alakalı. Ama finansman kolaylığı da sektöre finans kuruluşları tarafından bir destek mahiyetinde yardım edildiğinde ben yine ihracatın bu kapasitelerle artabileceğini düşünüyorum. Çünkü alıcılar özellikle de artan fiyatlarla gerek akreditif açmada gerek teminatlandırmada sıkıntı yaşıyorlar. Vade istiyorlar. Türkiye'nin belki bu anlamda da finans kolaylığı anlamında da yaratacağı etkiyle, pozitif etkiyle biz durmayız, yolumuza devam ederiz.